Peace builds bridges between continents, people, and countries. We understand that humankind moves forward as we come to know each other. I think it is the most effective way to bring about better understandings and better relations among the various countries involved. I think that you have a much better understanding of another country by going there and living among them than you do listening to their propaganda or reading about. The Fulbright program was established exactly for this very reason, so that the people of different countries could meet and come to understand each other. Something must be done for peace, said the Arkansas Senator William Fulbright. He learned during his years as a student in Britain that people need to know each other to overcome their prejudices. Now is the time, he decided. The year was 1945, and humanity was struggling to recover from one of the most devastating wars of world history. There was much longing for peace. In September 1945, the freshman Senator J. William Fulbright introduced a bill in the U.S. Congress calling for the use of proceeds from the sales of surplus war property to fund the promotion of international goodwill through the exchange of students in the fields of education, culture, and science. A little while after the legislation was passed and signed into law by President Harry S. Truman on August 1, 1946, the first Fulbrighters, the Ambassadors for Peace, embarked on their journey to another country. Fulbright is probably the single most important step that has ever been taken in American foreign policy. No question. Because what we see in Turkey, we see all around the world. Academics, future leaders, people have, you know, come to know each other via the Fulbright program. Sadece lisan öğrenmek değil, o kültürü öğreniyor. O Türkiye'ye gidiyorsa bir Amerikalı insan Türkiye'de yaşayarak çok daha doğru bir izlenim sahibi oluyor. Ve bu hayat boyunca onda kalıyor. Çok o yüzden tesirli bir yol. For me, Fulbright is a means for cross-national dialogue and experience and making the experience of a person coming to a place like Turkey or other countries to experience the humanity, that though there are cultural differences which are amazing and can teach us some things, also we are human beings. So to me, we're tied also together. So I feel more human here as I feel more bonding with Turks and feel okay as an American. The real value of the program was to get to another country, another culture, and meet and understand how other cultures and other people live. That was invaluable to me, maybe even more than the scholarship. Fulbright insanları kaynaştırıyor bence. Dünyanın her yerinden insanlar Fulbright sayesinde benim gibi hayallerine kavuşuyor. Ciddi bir çarpan etkisi olduğunu biliyorum. Çünkü yani belli bir kültür, belli bir anlayış, değerlerin bir yayılma etkisi var. Ve bu etki kaynak olan insanların toplumdaki yeriyle de artıyor. Yani fikir lideri olan insanların yani işte barış, tolerans, farklı değerleri, farklı kültürü anlama ve anlayış gösterme çağrıları bence çok önemli. Hani işte şey denir ya, hani bilgi farklılıkların bilinmesidir diye. To me, the term Fulbright basically means immersion. And that's a very crucial part of again my work as an ethnographer. When Senator Fulbright started this program, he said, "Our future is not in the stars, but in our own minds and hearts." The most priceless goals of the Fulbright program are to make strides towards world peace by breaking down prejudices and sweeping away barriers. The orientation programs are golden opportunities for this. These programs have proven invaluable in guiding participants and in helping them get to know and understand each other better.
Student exchange programs are being carried on so that foreign and American students will have an opportunity to judge each other's countries for themselves. The Fulbright program was launched along the principle of tolerating and respecting different points of view. It has been 70 years since Senator Fulbright proposed this new exchange program in international education. Currently, the Fulbright program operates in over 155 countries worldwide, and more than 300,000 Fulbrighters have participated in the program since its inception. The program continues its journey, as new grantees each year have the opportunity to experience peace as an integral part of their lives. Etnik kökeni ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, dili, konuştuğu dili, mensup olduğu kültürel oryantasyon ne olursa olsun, yani insanların ortak bazı değerler etrafında buluşmasını sağlayabilmek, ortak bir dili konuşuyor olmasını sağlayabilmek, bu çok çok önemli. Yani barış için önemli ve istikrar için çok çok önemli. Öğrenci değişim programlarının uluslararası ilişkilere çok çok büyük katkısı var. Bir insan katkı yapıyor. Eskiden beri devam ettiği için bence dünyada büyük rolü olan, çok büyük rolü olan ve gurur duyulacak bir program bence. Well, you know, the unique and great thing about the Fulbright is the independence it gives to student and faculty researchers. I think of anyone's research, to totally immerse yourself in full cultural, environmental, social, political contexts is deeply important for getting research insight. So you're not just going to a place, investigating their archives and leaving, but you're actually spending significant time making lasting friendships and bonds and connections with researchers. And then you're also maintaining those relationships way after the Fulbright itself ends. It was 1950 when Turkish students first had the chance to experience the Fulbright dream. Senator Fulbright's visits in Istanbul and Ankara in 1948 initiated the process in Turkey. Following these visits, newspaper titles of The Visiting Senators reported on the meetings of Senator Fulbright and Illinois Senator Scott Lucas with Turkish Prime Minister Hasan Saka on the topic of Turkish-American educational exchange. In a short period of time, these visits and meetings paved the way, and in the last days of 1949, on December 28th, the Turkish-American Educational Exchange Agreement was signed. The agreement was approved by the Turkish Grand National Assembly on March 13th, 1950. This was exciting news for the papers. Even more exciting, however, was the experience of the first Turkish Fulbrighters. Yani kazandınız, 27 Temmuz'da İstanbul'dan uçağa bineceksiniz diye bize, bana mektup geldi. Ama mektup 15 Temmuz'da geldi. 12 günlük vaktim var. Pasaport çıkacak. Bir de buradan vermediler, İstanbul'a gittik. İstanbul'da pasaport çıkar, vize al, bilmem. Yani vize çok zor veriliyordu. Bu Fulbright bursu olmasa zaten yani vize almam falan mümkün değil tabii. Gençlere özellikle vermiyorlardı. Yani Amerika'ya bir akım var. Avrupa harap olmuş harpten. 52'de gittiğimiz zaman çok uzun bir yolculuktu bizimkisi. Yani bugünkü gibi değil. Biz önce Türk vapuruyla Akdeniz'e açıldık. 2 haftalık bir yolculuktan sonra biz nihayet Hürriyet anıtı gözüküyor. İşte New York şeyine girdik. Bütün bunlar artık tarih oldu. Ne gemiyle seyahat kaldı, ne böyle günlerce okyanusu arşılamak kaldı. Yani bunlar, bunları biz yaşadık ama artık şimdi insanlar kocaman bir uçağa biniyorlar ve işte bir kuş gibi bir yerden bir yere gidiyorlar. Trenden tabii gittim Ankara'dan, anneannemle beraber.
Bizim hoca istasyona geldi. Bazı arkadaşlar beni geçirmeye geldiler. Akrabalarım tabii. İşte ben elini öptüm hocanın. Güle güle dedi. O da alnımdan öptü. Bak dedi, sağa sola bakmak yok. Orada öğreneceğim. Biz bir gittik bir şekilde kendimizi. İstanbul'a attık. Oradan da hava meydanında işte resimlerim vardır. Oradan 8 kişiydik biz ilk grupta. Yeşilköy Airport and an eager group of 8 passengers who would return to Turkey with innovations to contribute to their fields. Those on the flight were Dr. Sabaha Tuluy Kaymakçalan, Nick Hisrafropoulos, Rasim Ziya Etiman, Ali Faris Sumon, Gül Seren Güneç, Esat Turak, Lubabe Kirman, the Deputy Executive Director of the Turkish Fulbright Commission Muhtar Enata, and the U.S. Cultural Affairs Officer Robert Kerwin. Following this first group, over 6,000 Turkish and American students and scholars have been granted Fulbright scholarships. There is no question but that the role of the first Fulbrighters on developing the understanding between Turkey and the United States was remarkable. O sonra işte sene, 50 senesi bitti, 51 senesi başladı. İşte 51'de de biz buna başvurdum nihayet ben. Ve devamlı işte yazı, bizden şey istiyorlar, yani dönüşte ne yapacağım? İşte dönüşte o laboratuvara gelip kuracağım diye ben de yazıyordum. Ve orada hakikaten işte bir seneden 1,5 sene falan çalıştım. Sonunda da hani laboratuvar kurabilir falan diye bana yazı verdi. İşte sonra döndüm Türkiye'ye. Çok fazla kişi yoktu benim, bana paralel. Yani benim gibi safhalardan geçmiş ilk insandım ben o sırada. Yani ben bayağı teknisyen gibi, hekim gibi, hademe gibi her türlü çalıştım. Yani orada yaptığım şeylerin aynını burada da yapabilmem için orada kendimi bütün o pozisyonlara soktum. Efendim, el cerrahisinin E harfi bile yoktu Türkiye'de o zaman. Onlarda bile daha yeni kurulmuştu. Fakat çok iyi organize etmişlerdi. Çok ünlü doktorlar vardı. Biz alfabenin E'sini kurduk ilkin. Elemanlar yetiştirdik. Gülhane'de evvela, sonra Ankara Tıp Fakültesi'nde ben yedi kocalı hürmüz gibi iki tarafta da bulunuyordum o zaman. O tarihlerde Türkiye'de siyaset bilimi daha bebeklik çağında, emeklemek çağında. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girebildim. Fulbright programını bitirdikten sonra. Böylece yalnız erkeklerin bulunduğu o zamana kadar, çünkü kamu yönetimine eleman yetiştiren bir kurumdu, Mektebi Mülkiye. Ankara Üniversitesi'ne geçtikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi oldu. Siyasal bilgilere giren ilk kadın asistan ben oldum. Sonra ilk kadın doçent ben oldum. Daha sonra ilk kadın profesörü de ben oldum. Kürsü kurdum, siyasal davranış kürsüsünü kurdum. Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde %42 aşkın oranda kadın öğretim üyesi var. October 3rd, 1952 was another milestone date in the program's history. Just like the first Turkish Fulbrighters, the first group of American professors and students who came to Turkey with Fulbright scholarships became an important part of the educational exchange history between Turkey and the United States. Those were the first years of bilateral cultural exchange. The 1950s, 60s, and 70s. The Turkish Fulbright Commission grew throughout these decades. Later, it became clear that the first impressions of all Fulbrighters were strikingly similar and significant, regardless of the dates of their Fulbright years. I think it's very easy for non-Turkish individuals to go and think about, remember the sounds of traffic, or the sounds of the ezan, or the sounds of the vapur, the Bosphorus ships, you know,
And I remember all of that, but I remember it with smells too, and I remember it with shouting and with vendors and things like that. So I would say that it's those kinds of immersive experiences in Turkish urban life that I remember first. Ben işte ilk New York'a geldim bu oryantasyondan sonra. Bolu'da 8500 kişilik bir şehirdi o zaman. Şimdi çok daha büyük ama birdenbire 8 milyonluk bir şehre gelip bu siren sesleri, gürültüler, metronun gürültüsü, insanların değişikliği falan bana çok birdenbire ürktüm. I remember being shortly disappointed when I first came to Ankara because I was expecting a different image. I had a different image of Turkey, and Ankara was a very modern city. So I was very surprised, but a little bit disappointed. And then the ezan, or the mosque speaker, went off, and then I began to realize where I was. And then as time went on, I got to know the people, I got to know my student friends, my peers and whatnot. And that's when I began to realize the depth of the culture, where I was, and the history that was here. The very first one happened almost the first days that I was in Ankara. At the time I was a smoker, and I went and bought a pack of cigarettes, and I took the cigarettes and I forgot to take the change. And as I was walking down Atatürk Boulevard, I keep hearing a voice behind me yelling, and I turned around to look, and it was the man with the change in his hand yelling after me to bring it to me. Now I came out of New York City. That would never happen in New York City. İlk defa Amerika'ya geliyorum. Mesela JFK havaalanından bindim. $7 taksi. $8 verdim taksi şeyine. Üstüne $7.35 tuttu. 65 senti bana bozuk para verdi. Ben de ona bir bahşiş olarak verdim. Adam kızdı, az buldu parayı ve kaldırıma fırlattı. Senin bu paraya benden çok ihtiyacın var dedi. Hiç unutmam. Ve ben de dedim New York'a hoş geldin. Hiç unutmuyorum böyle nasıl soğuk bir gündü. Nasıl bir de Graduate Towers vardı, yurt binaları, iki tane yüksek bina. Onların arasından bavullarımla o soğukta, o rüzgarda geçtiğimi hiç unutmuyorum vallahi. Birkaç yüz kere sordular. Peki zenci nedir? Siz zencilerden neye nefret ediyorsunuz? Anlatmaya çalışıyordum ama o zamanki herhalde efektif olarak 350-400 kelime Türkçe vardı. Daha bir gün birkaç ay sonra Balıkesir'de bir kahveydi. Muhtarla oturuyordum. Bir kamyon geçecek, biz tekrar köye gideceğiz. Kapısı açıldı, bir zenci. Ama nasıl bir zenci? Tam Orta Afrika'dan çıkmış. Bak Kamil dedim, hep soruyorsun ya, işte zenci o. Gülmeye başladı. Ya hiç sen manyak mısınız dedi. O bizim Çakırcı köydeki Ahmet. Ahmet gel gel, bizim Amerikalı senin hakkında ne diyor? Gerçekten yani o nosyon yoktur. O yok. Benim için çok mühim bir ders yani. Enteresan. Beyaz bir Amerikalı olarak çok mühim bir ders. Amerikalıyı başka bir yere koyuyoruz. Amerikalı orada anne dediğiniz, işte kardeş bildiğiniz, evinde beraber kaldığınız insanlar ve size nasıl yardımcı olmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Amerikalı dediğiniz orada hani ekmeğini kazanmak için çok çalışan insanlar, belli bir ahlak şeyi olan insanlar olarak görüyorsunuz. Bir sürü arkadaşınız oluyor. Onun için onları ayrı bir kategoriye koyuyorsunuz. Bir sürü slide'la gitmiştim oraya. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden onları gösterip, o hakikaten tabiat bakımından zengin bir ülkeyiz biz. Oraları onları gönderdik, hayran kaldım. Ben eşimi bir senedir görmemişim. O zaman ne telefon var? Posta 4-5-6 gün alıyor. Son derece meraktayım. Neyse, nihayet işte birbirimize kavuştuk, hocalar da geldi. Bir şükran partisi
vereyim dedim. Her hafta sonu bir yere davet edildiğime göre hepsini davet ettik. Komşularım dediler ki bizim evi kullanın. Bizim bahçe çok geniş. O gün tabii yemek pişireceğiz sabahtan itibaren. Gittik, bir mektup bulduk. Biz acilen bir düğüne gidiyoruz. Buyurun, bütün şeyleri koymuşlar. Çatal, bıçak, gümüş takımları, tabaklar, bardaklar, her şey. Siz keyfinize bakın, misafirlerinizi ağırlayın. Giderken anahtarı içeride bırakın. Unutulmaz bir şey oldu. Çok güzel bir konukseverlik oldu ve ben her zaman fırsat buldukça aynı şeyi kendi evimde yapmaya çalışıyorum. Benim hemen Universal Housing'de yanımızdaki ev mesela bir Greek American arkadaşımın eviydi ve en yakın arkadaşımdı. Buzuki çalardı, Nixar'ın fidanları, yarı Türkçe, yarı Rumca çalardı. Yakın dostumuzdu. Çeşitli, dediğim gibi, milletlerden. Çinli komşumuz vardı, Norveçli vardı ama çoğunluk Amerikalıydı. Farklı milletlerden de birçok arkadaşımız vardı. Yani orası hakikaten, yani benim için hani connected world dediğimiz globalleşen dünyanın bir ilk habercisi gibiydi. Orada yani biz dünya toplumunu bir nevi yaşıyorduk. Amerika'yı başım daha materyalistik bir toplumdu. Daha sosyal ilişkilerin zayıf olduğu, insanların birbirlerine yabancılaştığı, şehirlerde insanların kendilerine birer yalnız adam hissedebildiği bir toplum diye ilk gidişim öyleydi. Gittik, University Housing'de bir süre sonra bir yer bulduk, geçtik. Amerikalı arkadaşlarımız, karı koca, onlar da graduate student, kapıyı çaldılar. Buyurun, hoş geldiniz, akşam bizde yiyin, şunları alın. İşte perde yoksa alın, şu çarşafları kullanın, asın vesaire diye. Baktım, bizim hani daha bizim toplumlarımızda gördüğümüz misafirperverliği ve yakınlığı ben Virginia'da, Amerika'da ilk günden gördüm. Bir apartman bloğunda yaşıyoruz ve orada da şöyle bu şekilde işte evini dağıtıp da belli yaştan sonra gelmiş insanlar, zenginler kalıyor. Birçoğunun işte eşleri vefat etmiş, tek başına yaşayan kadınlar var, yaşlı kadınlar. Onlar böyle biraz bizi garipsiyordu çünkü genciz, yabancıyız. Bizim kullandığımız araba onların standartlarına hiç uymuyor. Böyle biraz ve hani biz Türkçe konuştuğumuz zaman aramızda o bazılarının bir tepki gösterdiğini biliyoruz. Yani niye hani Amerika'dasınız, niye Türkçe konuşuyorsunuz diye. Ve ilk taşındığımız zaman apartmana asansörde üstümüzde böyle cinler falan filan var. Daha ilk apartmana girdiğimiz apartmanda yine böyle gayet şık incisini takmış bir yaşlı bir bayandan karşılaştık. Baktı. Siz yeni mi çalışmaya başladınız bu binada dedi. Çünkü hiç böyle o yaşlı insan yok zaten. Artı üstümüz başımız da öyle hiç şey değil. Ceket kravat değil. Yani üstümüzde cinden gömlekten taşınıyoruz çünkü üst baş böyle şey ter içindeyiz. Sabahleyin postacı geldiğinde herkes posta kutusunda bekler ve orada sohbet eder. Ve orada sohbetlerden hep bizi konuştuğunu biliyorum. İşte dün akşam bilmem geç saate kadar çalıştılar, bilmem işte arkadaşları geldi çünkü hareket bizde. Ama hoştu. That has really stayed the same. I have friends from 50 years ago when I first came here. And that kind of human interaction and human relationship didn't change. When I first came to Turkey in 65, there was very little that one could get here other than what was just on the local market. Mm-hmm. There was a very small middle class. It was difficult to travel in and out of Turkey, even within Turkey, the road systems and whatnot. Today, what has happened to Turkey has been phenomenal. Not only in the infrastructure, not only in the education systems, but in the medical systems. So, I mean, this has become a world-class country. In 65, it was much more provincial. Today, it's cosmopolitan. It's
multi-ethnic. Mm-hmm. It's a very exciting place to be. I think the best thing about doing a Fulbright in Turkey is the country itself. I mean, I have traveled all over the world, and there's really no country that is like Turkey in terms of the diversity of culture and of geography and of history that you have in one country. And it's a country that, unlike many places people probably go to do Fulbrights, it's very easy to travel around in. So the year you have, or however long you have, to do your Fulbright really represents an incredible opportunity to get yourself immersed into Turkey's geography and its culture, and see a country that is interesting and beautiful and a great place to spend a year, not just doing whatever your project might be, which I'm sure is some brilliant, you know, intellectual exercise, but also getting to know a country that you're never going to forget. Bir gün postaneye gidiyordum. Maillerimi, postalarımı atacağım Türkiye'ye. Mektuplarımı mı atacağım? Paket mi gelmiş? Onu alacağım. Orada bir gazete binası gördüm. Şunlara bir karikatürlerimi göstereyim bakayım dedim. Belki bir şey olur. Kapıya gittim, hiç unutmuyorum, böyle siyah bir şey vardı, bekçi koruma görevlisi. Nereye dedi, karikatürlerimi gösterecektim dedim. Bakayım şunlara dedi, adama verdim karikatürlerimi, baktı. Güzelmiş bunlar dedi, sen şu üçüncü katta şey var oraya git dedi. Yani o adamın onları beğenmesi o kadar etkili oldu ki hayatımda. Sonra ben Amerika'nın 15 büyük gazetesinde karikatürlerim yayınlanmaya başladı. İlk o gazetede yayınlandı. O adam dedi ki bunları başka gazetelere de yayınlatabilirsin. Çünkü Amerika'da her gazete yereldir dedi. Hani bizde yayınlanmasının mahsuru yok onlar için dedi. Sonra ben işte bütün büyük gazetelere yolladım. 15'i tamam dedi. 15'inde Washington Post'a dahil yayınlanmaya başladı. Meslek hayatımda bambaşka bir şey oldu. Sırf meslek hayatı, yani karikatüristlikte değil, işin bir de iş tarafını öğreniyorsunuz. Yıl sonunda böyle karbonlu, böyle şey, garip zarflar gelmeye başladı. Yeni, ertesi yılın başında böyle kesiyorsunuz, açıyorsunuz, içinden şey çıkıyor. Size bu sene şu kadar $1000 para yolladık. Bilginiz olsun, aynı bilgiyi vergi idaresine de söylüyorlar. Şimdi arkadaşlarıma sordum, oradaki daha tecrübeli arkadaşlarıma, ne oluyor bu dedim, ne bilgisi bu? İşte bunların şimdi para kazanmışsın, bunların vergisini verecektin. Nasıl yani dedim, bunların vergisi alınmamış. Yok yok, biz burada vergi vereceksin. Sonra oturdum, topladım, çıkardım. Böyle bayağı yüklü bir vergi çıktı. Kemal'ın benim bir anlamda pasaportum aslında. Ve ben Fulbright'ın özgeçmişimde, her seferinde özgeçmişimde Fulbright bursiyeri olarak yurt dışında okuduğumu belirtiyorum. Bu da benim için bir onurdur. Havaalanında Fulbright bursusuyum dediğimde ilk, tamam sen Fulbright almışsın ama bir de biz senin kemanını dinleyelim demişlerdi ve ben bunu ciddiye almıştım, biliyor musunuz? Çok korkmuştum. Nasıl yani dedim. Tabii benimle herhalde o anda şakalaşıyorlardı ama sanıyorum birazcık da heyecandan olsa gerek. The journey to another country, another culture, and another scientific environment has also been a journey of self-discovery and self-improvement for Fulbrighters. This is the actual excitement. Öğrencilik yıllar çok kilit yıllar tabii. Yani insanın bütün hayata bakış açısının oluştuğu, tecrübelerinin oluştuğu ve bütün çalışma hayatı boyunca bir bakıma kodların oluştuğu yıllar. Şimdi o yıllardaki tecrübe, birikim, o yıllarda kazanılan kazanılanlar hayat boyu bakış açısını çok çok değiştirebiliyor. Yani karşıdakini anlayabilmek ve sorunları diplomasiyle konuşarak çözmek, savaşarak değil, konuşarak, diplomasiyle çözmek, barış odaklı bir bakış açısı. Bütün bunlar çok önemli kavramlar. O birikimin kesinlikle öğrenciye yansıdı. Yani orada kullandığım malzeme, geliştirdiğim malzeme, yaptığım araştırmanın sonuçları ve buradaki öğrencilere işte daha standart olmayan işleri
motive edebilmek. Yani sadece sorulan sorunun cevabını vermek değil de yani kendilerinin soru sormasını, kendilerinin araştırma yapmalarını, bir şeyleri hedeflemeleri için. I really learned in that year what friendship meant. In New York, and particularly in the school that I studied architecture in, it's a very competitive environment. People don't tend to share their thoughts, share their ideas, their design philosophy, because you always feel you're in competition. In Turkey, it was not like that at all. And there was a very openness about the relationship with my peers, my friends in the school, as well as friends outside of school. That struck me, and that had a big impact on me. That concept of friendship was new to me at age 22, 23. That was very important for me. Obviously, I spent two of the more interesting and adventuresome periods of my life with my family. So I appreciate the opportunity to do that, which I would not have had were not for Fulbright encouragement and support. And I have continued to be interested in Fulbright, contributing to the Fulbright Association. The program that I directed and stayed with and were still attached to was a Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language, which was directed at mid-career Turkish English teachers, university Turkish English teachers, who did not have a master's, did not have advanced degree. So it's very difficult to move up in the professional ladder without that degree. But it was a very intensive program, and of our students, and a lot of them got married shortly after they completed the program. And I sang at seven of their weddings. So I got to meet the families, I got to go to meet them in their homes, I got to meet the children a year or two later. The Fulbright program is really an amazing support for a researcher or a faculty member or a student who wants the independence and freedom to explore a topic with the full support of the program. And I think that having that kind of independence and freedom really gives a unique opportunity to someone who wants to pursue an intellectual question and go where that question takes her. And there's really no program, I think, in the world that offers that kind of opportunity to people. Well, one of the things that's wonderful about the Fulbright program is that you're immediately situated in a whole network of scholars. So not only will you have scholars that have been previous Fulbright recipients, but you're also immediately connected to scholars you may not know, such as yourself, who get Fulbrights after you. And you find yourself in a kind of long-standing intellectual community based on shared affinity and this kind of shared sponsorship. Fulbright yılları kendini bulma yılları açıkçası. Onun için tabii ki çok etkili oluyor insan hayatında. It was a scientific study or a short conversation, a couple of photographs or music that helped the self-discovery and mutual understanding develop. Music is the common sound of humanity. Music unites. Music allows people to share joys and sorrows. Bir de çok büyük bir deprem olmuştu. Sanıyorum 1995 yılında. Yanılmıyorsam 95 yılında. Bütün ülkelerden temsilciler istendi ve ben Türkiye'yi temsilen Kobe yararına bir konserde yer aldım etkinlikte. Ve bunun gibi birçok ülkemi temsil edecek etkinliklerde de yer aldım ve özellikle benim için bir kuartet kuruldu. Yaylı kuarteti. Çok enteresan bir gruptuk biz. Ben kemanda Türkiye'yi, Viola'da Ermenistan'dan bir arkadaşımız ve iki de Amerikalı vardık. Beni çağırıp şey dediler, biz senin grubuna bir Ermeni, işte Ermenistan'da çok iyi bir Viola'cı geldi. Seni biz beraber bir araya getirmek istiyoruz. Sence bir sakıncası var mı dediler. Ben o zaman çok yadırgamıştım. Dedim ki ben buraya müzik yapmaya geldim, politika yapmaya gelmedim. Onun için bir sakınca yoksa benim için de bir sakınca yok. Müzik evrenseldir. Biz burada onun için bulunuyoruz demiştim. Ve çok güzel bir kuartetimiz oldu. İnanılmaz.
There's a lot that I do, I would say, that has to do with soft power, because I do play Turkish music, and I find that, you know, one of my first passions and commitments is to continue the study of Ottoman and Mevlevi musics, especially, that because I play something, there's a visibility for Turkish culture that is interesting because it's done by a non-Turk. But it's done in a way that's ultimately about encouraging people to go to Turkey, learn more about Turkey, meet with Turks, you know, have that experience. So there is an element to my work that is about, again, visibility, not through talk, but through sound. The Fulbright Program, with its purpose of establishing international relations on humanistic, rational, and civilized grounds, has created individuals who have loved and sang their host country songs with hearts beating as one. These individuals brought innovations and goodwill to their home countries. Döndüğümde bizim mali müşavirlerimizi çağırdım kendi şirketimizde. Dedim bakın böyle böyle metotlar var. Ve farklı metotlar kullanarak vergiye tabi matrağı farklı hesap etmek mümkün. Yani bunlara bakıyor musunuz? Ya da böyle imkanlar bizim kendi Türkiye'deki vergi mevzuatımızda var mı? Ve o araştırmanın sonucunda aslında böyle imkanlar olduğu da ortaya çıktı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'na biz o zaman resmen yazdık. Biz böyle bir muhasebe tutmak istiyoruz. Vergi açısından sizin için bir sorun olur mu diye. Yok olmaz dediler. Böyle bir hakkınız da var zaten. Pek mükellefler kullanmıyor, farkında değil böyle bir şeyin olduğunu ama bizim kanunlarımızda var ve yapabilirsiniz. Yazıyı da aldık. Ve ondan sonra bizim bayağı bir avantajımız oldu. Farklı muhasebe teknikleriyle ama yine %100 yasalar içerisinde kalarak farklı uygulamalar oldu. Daha o ilk dönem bunu yaşadık. But also, again, academics, we don't just publish and do research, we also teach. So I've been able to bring my perspectives about Turkey also to the classroom in my pedagogical practices, but then also finally in the context of music making, the very active process of performing with Turkish musicians, having that rich opportunity, but then also when I can't be with them, giving solo concerts throughout Europe and throughout North America, that actually bring Turkish, Ottoman Turkish classical music great visibility, sometimes often more than it gets even in Turkey. So developing a new audience too is another way that people will ask questions about Turkey because they've been intrigued by the sound. I had realized that I'd been working all my life for profit, and I thought that it was time to give back. And so I had started a couple of philanthropic activities in the States, but I decided that I wanted to build an educational facility in Turkey somewhere. And then I had heard about in fact, I was even here in 1999 when the earthquake hit. I was in Istanbul at the time. And so I wanted it to be in an area that was hurt by some sort of either economically hurt or through the earthquake. And so a friend of mine brought me to the governor of Sakarya, and I went and talked with him, told him my ideas, and within a short period of time, he had told me that there was one school that the government did not renew after the earthquake. It was the only school left. They had done 10 of them, but the 11th one still had not been done. They ran out of funds. I told him, could I see the school? So I was convinced then that I had to do something relative to this school. Went back to the governor, told him I wanted to build a school. I needed a year or so to raise the funds. He agreed. We made a handshake. I said, please don't give the school to anyone else. I want to build it. Ben onu söylüyorum.
genç arkadaşlara. Bak sen borç almıyorsun, biz senden geri para istemiyoruz ama bu manevi büyük bir mesuliyet altına giriyorsun. Sadece kendini kurtarmak değil, başkalarına da muhakkak o aşağıdaki gruptaki insanları da çekip eğitim yoluyla, yani biz daha çok öyle insanlara yatırım yapmak istiyoruz. Çünkü o gruptaki insanların şansı çok daha az yükselmek için. Bursun yani Türkiye'den de farklı kesimlerden gelen insanlar açık olması bence çok olumlu. Çünkü sonucunda iki kültürün, iki toplumun birbirinden tanışmasına olanak sağlayan bir araç olarak görüyorum. Ve toplumun farklı kesimlerinde olan insanların da bir başka ülkeyi, bir başka kültürü tanımaları ve iki toplumun en iyi olanaklarını bir araya getirmesi bence çok başarılı bir formül. First of all, it would have never happened had I not been on the Fulbright Scholarship. And through my study here and through what I gained out of being here under the program for just 1 year, the culture, the friendship, the academics that I had gained, that led me into thinking differently about life. And that's the real value of what the Fulbright meant to me. At the end of my career, I realized that I still had to, I had not paid back for what I had gained. And that's why I went for education, because it started with education. And I wanted to improve the education, particularly in needy areas. That's why I went to a village. The whole idea is to try and cross-pollinate people. I mean, that's the only solution, is for our education not to be tunneled, but to be opened. And Fulbright was that for me. That's what the Fulbright program did to me. So we try to do that to the students. Now, these students are elementary school students, but one day they will be into a university and they will think about, how do I open my mind? How do I get exposed? And obviously, I hope they are thinking about the Fulbright program, because it's still well and alive, and we would obviously direct them to the Fulbright program. It is in the nature of the program that Fulbrighters come back home with innovations and goodwill. Because the distinctive feature of the program compared to other exchange programs is its bilateral structure. I have to say, I came back from my year in Turkey and the Fulbright with a really renewed and refreshed perspective on the work that I do here in the US. And I think having the opportunity to see how the Turkey deals with issues similar to what the United States deals with and what I deal with here in my job really gave me a chance to kind of step back from the work that I do here and think about what are the fundamental theoretical and political underpinnings of this issue we work on, and really gave me kind of a sense of perspective and a refreshed approach to the work that I do. O dönem benim niyetim tamamen iş hayatına atılmaktı. Fulbright bursunun bir bağlayıcılığı yoktu. Herhangi bir karşılığı da yoktu. Yani belki o günlerdeki birinci öncelikli sebep bu. Ama bunun hemen yanında Fulbright bursunun daha uluslararası bir niteliği olması ve bursu alan öğrencilerin dünyanın her yerinden gelen öğrenciler olması ve programın hem başında hem de program boyunca Fulbright'ın oluşturduğu çerçevede ayrı bir cazibe konusu oldu doğrusu. Yani sadece karşılıklı olup olmaması değil ama resmin bütününe baktığımızda daha ilgi çeken ve daha uluslararası boyutu yüksek olan bir program. Bu da önemli bir tercih sebebi. Bursun amacı da hani yanlış algılamayı, yani brain drain veya beyin göçü izlenimi vermemesi, bunu önlemek için de dediğiniz gibi 2 sene en aşağı ülkesine dönüp hizmet etmesi şartı var veya Amerika'ya dönmemesi. Bu güzel bir şart, çünkü öyle bir yanlış imajı önlemiş oluyor. Dolayısıyla kişilerin memleketlerine de, yani normal eğitimli bir insan zaten kendi ülkesine
hizmet etmek durumunda kendisini hisseder, hissetmesi gerekir. Çünkü bunlar çelişkili şeyler de değil. Ben daima inanırım ki insanın ailesini sevmesi şehrini sevmesine mani değildir. Şehrini sevmesi memleketini sevmesine mani değildir. Memleketini sevmesi insaniyeti sevmesine ve hizmet etmesine mani değildir. Dolayısıyla sizin ülkenize hizmet etmek aynı zamanda insaniyete hizmet etmektir. Ve o ülkede sizi yetiştirmiş olduğuna göre programın da ruhu zaten sizin en aşağı bir müddet bu aldıklarınızla kendi ülkenize hizmet etmenize sizi yönlendirecek şekilde olduğuna göre bunun hakkını tabii vermek lazım. I feel very lucky to have been not only at the right place in my education timeline, to have been able to apply for this 65th anniversary award, but also I felt that it's amazing to have the opportunity to come and actually complete a degree granting program, because I feel, I suppose most people who come to Turkey previously on the Fulbright are either coming as English teaching assistants and are working at a university, or are coming as research researchers, or for example as visiting lecturers. And so I think I'm lucky to be the first one to have an immersed experience in a Turkish university. I'm really going to school, attending classes, making friends in my various actually departments. The Turkish Fulbright Commission, or in other words, the Commission for Educational Exchange between the United States and Turkey, is in every corner of Turkey today. It is open to all who are willing to apply for the scholarships. The Turkish Fulbright Commission has been making its transatlantic journey for 65 years, ever since 1950.